TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada Her Şey Var'a hoş geldiniz. Efendim, hayata dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşmak isterseniz bekleriz. Hemen sosyal medya hesaplarımızı size hatırlatmak istiyorum. TGRT EOTV. Instagram sayfamdan da yazabilirsiniz yine beğenilerinizi, eleştirilerinizi ya da konuştuğumuz haberle alakalı yorumlarınızı. Evet, şimdi tabii tatil zamanı, daha böyle soft haberlerle devam ediyoruz. Hemen partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Abdullah Arvas. Evet, bir yaz modundayız değil mi? Hoş geldiniz. Kesinlikle öyle. Yaz iyi gidiyor. Bindik bir alamete, gide yok kıyamete demiş adam. Gide. Şimdi gitmekle ilgili, gitmeler, gitmekle ilgili bir şeyler konuşacağım. Sadık Söztan beyefendiyle bir beyin jimnastiği yaptık. Dedim ki abi sen ne diyorsun, nasıl gideceksin? Ya dedi, bir turla mı gitsem Karadeniz'i şöyle bir dolaşsam? Şey, tatil olayı, evet. Evet, çok affedersiniz. Tatile turla olabilir. Ben mesela kendi aracımla gitmeyi tercih ederim. Ha tabii, evet, o siz? Ayrı bir şey. Ben biraz trenciyim. Aa. Tabii, gerçi rahmetli Özal, Allah rahmet etsin, komünist şeyi demişti tren işine de. Olsun. Şimdi çok güzel. Trenler çok hızlı. Güleceğim geldi. Tabii artık trenler yeni, hızlı. Tabii. Şu yani en şeyi 80 kilometreye varan bir hız yapıyor. Ben şu Tatvan trenini gözüme kestirdim. Evet. Tatvan treni, turistik trene bineyim diyorum. Şey yapayım, Tatvan'a kadar gideyim, Van'a kadar gideyim. O coğrafya çok güzel, hoşuma gidiyor. Aynı zamanda memleketim tabii. Tabii. Pendüre'ye çıkayım, o dağları dolaşayım. Çok Van uzak Gölü'ne olmuyor gireyim. Ama öyle trenle. Yani çok uzakla tabii. Beni hiç uzun süreler beni rahatsız etmez. Siz eminim alırsınız kitabınızı, gazetenizi, o da okuyarak var, gidersiniz. O da var. Bir de ben yolculuklarda uyurum, biliyor musunuz? Yeter güzel ki güvenli olsun. Ben trene, yüce Allah'a da tabii güveniyoruz. Tabii ama trene de güveniyorum. Yani böyle sık bir tren kazası falan duymuyoruz. Hindistan'da falan bazen duysak geliyor. Duysak da çok nadir duyuyoruz. Çok nadirdir. Ama uçak gibi, otobüs gibi, araba gibi değil. Ben orada kapağı attım mı, hele böyle bir koşetli de olabilir. Yani 3-5 kişinin olduğu bir yerde de olabilir. Ya da böyle yataklı bir yer olabilir. Bir kiralarım, ya binerim, ne olacak? Aklıma estikçe yataklı okurum, ha, aklıma estikçe uyurum. Kahvenizi, böyle çok koşulum. Harika bir şey. Abi de şeyler var tabii. Yemek salonları var, güzel böyle kafeler güzel var. Güzel restoranlar. Tabii restoranlar, evet, var. Yani ben hiç yeni trenlere bir uzun zamandır binmedim. Yani o yüzden merak etmiyor değilim yani. Vallahi, özellikle o Doğu Ekspresi'ni, işte başka bir, bir sürü de, bir de mesela bizim hatlar çıktı. Hızlı tren, evet, trenimiz var. Bir defasında Konya'ya gittim, Ankara'da bindim gittim ama böyle zıt 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 falan. Etrafı da tabii seyrediyorsunuz. Yani şimdi mesela uçağa biniyorsunuz ya da Ankara'da işte uçakla atıyorum saat 13'te uçakla İstanbul'a geleceksiniz. Evet efendim, 11'de yola çıkıyorsunuz. Efendim, gidiyorsunuz orada, bir saat bekliyorsunuz, 1,5 saat bekliyorsunuz. Bir orada bekle, burada bekle, buradan gel, in gene bavul bekle falan. Ondansa diyorum bence, gerçi yeni bir hat daha olacak İstanbul için. Tren çok daha güzel. Orada da bilet bulmak biraz zor. Ama ben tabii gayret edeceğim efendim. Tanıdıklarımı da devreye koyacağım demeyeceğim ama... ya gazeteciyim diyeceğim, merak ediyorum, anılarımı yazacağım, gördüklerimi, evet, yazacağım, evet, treni yazacağım. Tam sizlik gerçekten. Tren yolculuğunu yazacağım, orada vatandaşlarla ne röportaj yapacağım. Evet. Bana bir yer verin, şöyle bir yere ilişeyim diyeceğim. Ya, beni kırmazlar çok sanki. Çok uzak yerlerde, mesela ben işte Van'a gideceksem, evet, uçakla gitmeyi, işte Mardin'e gideceksem, uçağa tabii çok bayılmamama, evet, rağmen... Hani çok uzak süreler olduğu için oralara uçakla gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi ben de size bir şey söyleyeyim. Zaten ben THY şeyini dinledim, personelini kendi aralarında konuşuyorlar. Ben bir Van'a gittim ya, evet, adam diyor ki oğlum nerede bu akşam? Bangkok diyor benim şeyim. O da diyor ki anladım, Van'a gideceksin, Bangkok. Şifreli mi ne, niye öyle? Hayır, Bangkok, Bangkok'a gidiyorum, bilmem, evet, şuraya gidiyorum, evet, falan var ya, uzaklığından dolayı. Tabii uzak, yani 2 saat sürüyor neredeyse. Uçakla değil mi 2 saat? Tabii uçakta. Ya çok Afrika'ya uzun da gidiyorsunuz. O bile uzun. Van'a gidiyorsunuz. Şimdi düşün, tren 24 saat sürecek.
E valla tam bana göre böyle zaman zaman notlar alacağım, yemek yiyeceğim, efendim çay içeceğim, insanlarla sohbet edeceğim, uyuyacağım. Evet. Ben trene karar verdim güzel, efendim. Güzel, peki o zaman. Tatvan treniyle gitmeyi harika düşünüyorum efendim. Size Evet. O zaman şimdiden iyi yolculuklar. Tabii. Evet, sağlık haberiyle başlamak istiyorum Buyurun Ata efendim. Beyciğim. Türk bilim adamlarından tıpta çığır açacak çalışma. Tamirci hücrelerle menopozda hamilelik şansı. Dünyada ilk defa gerçekleştirilen bir çalışmada iki farklı yumurta gençleştirme tedavisinin birlikte uygulanması sonucunda 100 hastadan 38'inde gebelik elde edildi. Çalışma sonuçları erken menopozun 20'li yaşlara kadar indiği günümüzdeki kadınlara annelik şansı sunuyor. 20 yaş menopoz da çok erken bir kötü. yaş, yani çok kötü. Nasıl oluyor, ne oluyor, nasıl, beslemeye evet, dairdir, heyecana çok bağlı zor. olabilir, bir üzüntüye bağlı olabilir. Çünkü bilim insanları farklı farklı şey yapıyorlar. Ben bir defasında böyle birisini ziyaret ettim. Bir hanım çıktı orada, gitti ya dedi. Eşi vefat etti dedi. Yazık dedi. O 38 Evet. yaşında dedi. Menopoz oldu dedi. Yani bir Çok tane erken, çocuğu var. çok Çok erken erken. ama üzüntüden olmuş. Böyle çökmüş kadın. Halbuki hayatta ölüm de var, kalım da var. Ama ne kadar etkilendiyse kadıncağız. Böyle bir şey yaşamış. Ben o bir profesör arkadaşlardan dinledim. Hı. Özüntüde de oluyor. Çok aşırı şeyden de, heyecandan da oluyor. İkinci bir, üçüncü bir husus biraz da beslenmeye bağlı. Yani o sürdürdüğünüz hayata bağlı Evet. da olabiliyor. Hakikaten öyle 20'li yaşlar falan nerede Çok, ya? evet, çok çok Tabii erken çok erken. gerçekten. Evet. Evet, sağlıkla devam edelim efendim. Deri Buyurun. kanserinde erken teşhis çok önemli. Evet, tüm dünyada yaygın görülen ölümlere sebep olabilen deri kanseri nedeniyle bir yine etkinlik, böyle hep farkındalık etkinlikleri düzenlenir ya. Evet. Orada da erken teşhisin önemine dikkat çekilmiş. Evet. Ne yazık ki deri kanseri vakalarında çünkü artış yaşanıyormuş. Hastaları da bu konuda bilinçlendirilmesi için böyle bir farkındalık etkinliği düzenlenmiş. Evet. Yani deri kanserleri de oluyor. Evet. İzleyelim, üstüne konuşalım. Özleyelim. Doktor konuşacak mı? Evet. Birçok Haydi sebebi bakalım. var. Evet. Bu hafta Euro Melanoma Haftası. İlk 1999 yılında Avrupalı dermatologlar tarafından Euro Melanoma farkındalığı açısından başlatılmış. Sonra 2014 yılında da ülkemizde bu kampanyaya katılmış. Aslında bunun amacı şu, melanom dediğimiz deri kanserimiz var. En malign seyreden, en erken dönemde tanısı önemli olan bir deri kanseri. Onun farkındalığını hastalara, insanlara anlatmak. Eğer benlerle ilgili muayenesini yapmak, şüpheli benlerimiz varsa, benleri varsa onların da eksizyon açısından veya biyopsi açısından gerekli yönlendirmeleri yapmak. Bugün başladık. Bugün sabah 9 ile 12 arasında İç Anadolu bölgesinde 3 merkezden bir tanesi de Sivas bölgesi, diğer Konya ve Kayseri bölgesi. Saat 9 ile 12 arasında paylaşım da yaptık. Hastanenin sayfasından, gelen sosyal medya paylaşımlarından. Hastalarımızın broşürlerimizi astık yine. Hastalarımızın benlerini özellikle muayene edip ben haritasını çıkartıp, dermoskopi cihazımız var, onu da çıkartıp muayeneleri yapıp eğer şüpheli lezyonları varsa onları yönlendirmek ve hastaların hem güneşten korunmalarını sağlamak hem de benler büyüyorsa, asimetrisi varsa veya renk değişim varsa veya büyüklüğü 6 mm üzerindeyse veya çok sayıda beni varsa veya ailede kanser, deri kanseri öyküsü varsa, bir açık tenliyse veya güneş maruziyeti çoksa, işte hobilerinde dışarıda çalışıyorsa veya çalışma ortamı işte çiftçiler gibi veya işte inşaatta çalışanlar gibi hastalarda benleri de varsa, renk değişimi varsa onların erken dönemde tespiti bir deri kanseri varsa yoksa da bilinçlendirmek, güneşten korunmasını sağlamak, muayene yöntemini önlendirmek, gerekli broşürleri hem öneriyoruz hem de hastaları bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve hastaların ilgisi de gayet yoğun bir şekilde bugün geliyorlar ve muayene ediyoruz. Şimdi özellikle hani güneşte çok maruz kalanlarda mutlaka güneşten korunmaları gerekiyor. Çünkü deri kanserleri son yıllarda arttı. Biraz ultraviyolenin dünyaya ulaşma şeyde ozon tabakasından dolayı arttığı için daha fazla görüyoruz. O yüzden özellikle açık bölgelerinde benleri varsa veya işte önceden bir yanık öyküsü, bir deri kanseri öyküsü yakınlarında varsa ve renk değişimleri, benlerde renk değişimleri varsa özellikle dermatoloji polikliniklerine başvurup dermatoloji polikliniklerinde biz dermoskopi cihazlarımızda ki büyütüyoruz o benleri, renklerine bakıyoruz, kenar düzensizliklerine bakıyoruz, boyutlarına bakıyoruz, çaplarına bakıyoruz.
Ona göre değerlendirip şüpheli bir lezyonu varsa da onun gerekli erken dönemde müdahalesi önemli oluyor. Çünkü biliyorsun deri kanserlerinin erken dönem müdahalesi önemli. İleri dönem olursa yayılma olabiliyor. Tedavisi daha zor oluyor. Daha kemoterapik ilaçlara gerek kalabiliyor ama erken dönemde hem cerrahi olarak eksik edilip hem de şeyden hastalıktan kurtulmuş, deri kanserinden kurtulmuş oluyor hastalarımız. Evet, güreş bizim çocukluğumuzdaki gibi asla değil. Ben bilirim ki sabahtan akşama kadar denizde oynayıp çocukken hani tabii ki yanardık. Ama hani şimdiki kadar zararlı mıydı bilmiyorum. Şimdi mesela hep elle yüksek korumalı ürünler kullanıyoruz cildimize. Tabii. Ki aman kızarmasın, bir şey olmasın. Ya. Deri kanseri çok önemli. Hakikaten öyle. Tabii karbon yakıtlar da var. Ozon tabakasını biz ne yaptık? Kevgire dönderdik. Ne yazık ki. Her şeyi para bilen emperyalist güçler ya da ekonomileri bizi bu noktaya kadar getirdi. Aman efendim fabrikaları çalıştıralım. Hiç önemli değil. Sanayi çalışsın. Para İstediğimiz gelsin. Parayı kazanalım. İnsanların hayatıymış, efendim çevreymiş, deri kanserleriymiş falan kimsenin umurunda değil. Ne yazık ki. Ama gelinen noktada SOS veriyor artık. Yani şimdi bozullar nasıl paramparça oluyor yüzyıllarca. Efendim o bozullar paramparça oluyor. O denizler eriyor. Hakikaten ne olacak bilmiyorum ama dediğim gibi sanayileşmiş ülkelerin artık ciddi adımlar atması lazım. Evreni korumaları lazım. Her şey bir para değil. Bir dünya var, başka da yok. Her işte şey yani. Para değil. Dünyayı kendimize zehir kılmayalım efendim. Evet. Evet, devam edelim efendim. Kuşadası'nda yöresel yemekler tanıtıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen etkinlikte Şef Emre Turan tarafından yöresel yemeklerin sunumu gerçekleştirildi. Pide, keşkek, tahinli pide, incir dolması, zeytinyağlı enginar, yoğurt yuvarlama, şevketi bostan ve lahana dolması gibi çeşitli yöresel lezzetleri tanıtıldı. Etkinliğe Turizm Müdürlüğü çalışanları, yabancı turistler ve vatandaşlar da katıldı. Şimdi mesela keşkek, pide, tabii Aydın'a ait lezzetler değil mi? Tabii. Şevketi Bostan, İzmir'de çok fazla kadınlar dağlardan toplayıp Şevketi Bostan bitkisini. Evet. Çok lezzetli bir bitki. Mesela yoğurt yuvarlama, ben mesela bunun o tarafa ait olduğunu bilmiyordum. Yani hani enginar, zeytinyağlı enginar falan evet. Var ama yoğurt evet demek ki bir şeymiş, Aydın'ın işiymiş, Kuşadası vesaire evet. Evet, ilginç. Evet. Devam edelim efendim. Ordu'ya yeni sosyal alan Fatsa Gaga Gölü Tabiat Parkı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde yenilenen ve turizme kazandırılan Gaga Gölü Tabiat Parkı hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, burayı tıpkı bir dantel işler gibi özen göstererek yaptık. Mezbelelik bir halden kurtardık. Rant peşindeki adamlara karşı bir savaş verdik. Büyük bir mücadeleyle burayı kurtardık dedi. Tabii. Evet, Tabiat Gölü Parkı. Tabii, rantçılar her zaman her yerde vardır. Orada yapılaşma olacaktır. Hem de böyle ne diyorlar? Çarpık yapılaşma. Herkes bir şeyi kondurmak, yapmak. Oralar çok güzel yerler. Doğası, tabiatı, insanlar böyle şey yapıyorlar. Yani oraları gezmek, görmek. Şuraya bak ya, cennet gibi ama hakikaten yeşille mavinin güzel, inanılmaz bir, şey bir uyumu şu uyumu anda. Var. Yani tabii. İnsanlar gidiyor burada dinleniyor. Sayın Başkan mı bu? Olabilir. Tam seçemiyoruz bakın, biz de evet. Çok güzel. Ne diyorlar bunlar? Şeyler de var. Bak şöyle şu kanon şeyleri de var. Sporları da yapılıyor. Evet. Şu parklara bakın yapılmış tertemiz falan. Çevreyi de kirletmeyelim ama tabii. Birileri işte buralarda oteller, moteller, efendim evler, işte keşhaneler yapmak ister falan. Ya bırakın kardeşim ya. Vallahi çok güzel iş yapmışlar. Evet. Sayın Belediye Başkanı burada. Harika bir açılış yapmışlar. Çok güzel bir yer. Evet, şimdi efendim bir kültür haberimiz daha var. Şimdi turizm zamanında olduğu için ben böyle güzel tabiat parklarını değil mi onlara da yer vermek istedim müzelere. Evet. Ki yurt dışından gelen vatandaşlarımız tabii. için onlara da bir rehberlik olsun. Evet tabii. Kayzikos'taki 15 bin kişilik antik tiyatro Erdek Turizmi'ne kazandırılacak. Bandırma Ticaret Odası ve Erdek Ticaret Odası'nın işbirliğiyle oluşturulan Kapıdağ Turizmi Geliştirme Komisyonu toplantısında Kayzikos'ta bulunan 15 bin kişilik antik tiyatronun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandığı açıklandı. Çok güzel. Ticaret odaları bakmışlar bu işte para var. Evet. Dolayısıyla para gelsin paracıklar falan.
Ne yapacak? Ticaret erbabı tabii. Esnaf bu turizmden para kazanacaklar, turizme kazandıracaklar. Vallahi başkanlar çok güzel karar kılmışlar. Üyeleri para kazansın tabii efendim. Yani çok güzel. Bir de bir tarih tabii ortaya çıkıyor. Tabii şimdi mesela kültür turizmi için ülkemize gelen o kadar çok turist var ki. Hani yerli turistlerden bahsetmiyorum bile. Tabii tabii. Yerli turistlerden de çok meraklı olanlar var kültür turizmine. Ama özellikle yurt dışından Japonlar çok gelen var. Japonlar, Çinliler Almanya'dan var. Gelenler var. Gerçekten çok çünkü herkes ülkemiz bu anlamda bir cennet. Gerçekten öyle. Tabii. Ne uygarlıklar yaşanmış, son bulmuş, bitmiş tabii. Sonra Anadolu'yu Türkler fethediyorlar. Bunların hepsi şimdi bize emanet aslında. Evet. Ama bu güzelliklerin görülmesi de kayda değer gerekiyor, tabii ya. Kesinlikle. Evet Atabeyciğim, hızlandırılmış bir tur oldu. Size çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından Doktor Ahmet Özyazgan Kök Hücre'yi anlatacak.